Değerli izleyenler, iyi akşamlar. Bu akşam Bolu'da 7'den 70'e bilinen ve her an anlatılan heyecanı duyulan Bolu Spor'la ilgili programı yapacağız. Bolu Spor'la ilgili kurucu üyelerimizden ve bu konuda başından bugüne kadar geçen süreçte Bolu Spor'u belli bir kitapta toplayan Sayın Ayhan Sabit Tüz'ün konuğum olacak. 1965 yılında faaliyetine başlayan Bolu Spor birçok başarıları imza atarak bugünlere gelmiştir. Türkiye'de Anadolu'nun büyük küçük her ilinde spor kulüpleri kurmak hakkını tanıyan Orhan Şeref Abak'a bu programda bir kez daha rahmet diliyorum. Sporun her dalında, jimnastikte, atletizmde, boksta, masa tenisinde şampiyonlar çıkaran ilimizde, Bolu sporumuzda küçük ilin büyük takımı olma başarısını göstermiştir. Bu programda konuğum, açış konuşmasında söylediğim Ayhan Sabit Tüz'ün olacaktır. Ayhan Bey aynı zamanda Bolu Spor'un kurucularındandır. Hoş geldiniz Sayın Tüz'ün. İyi akşamlar. Şimdi Bolu Spor'un kurucularından olduğunuzu biliyor herkes. O dönem öncesi, kurulmazdan önce iki tane kulüp vardı Bolu'da. Bolu Gençlik ve Avans Spor. Bolu Spor kurma fikri nereden çıktı? Nasıl oldu bu iş? Ben öncelikle sevgili Bolu hemşerilerimi, Bolu Spor sevdalarını saygılarımla selamlarım. Bolu Spor'u kuran veya kuruluşu da maya olan iki kulüp vardı. Avans Spor, Bolu Gençlik. Rahmetli Tahir Abant abimden aldığım bilgiye göre Bolu'da ilk spor kulübü Yeşil Abant adında bir kulüpmüş. Futbol Federasyonu kurulduğunda Türkiye'de yaygın spor faaliyetleri yapılabilmesi için şehirlerde gençlik kulüpleri kurulması yönünde tamim yayınlanmış. Bunun üzerine Yeşil Abant Kulübü kendini feshetmiş, Bolu Gençlik Kulübü adını almış. 1954 yılında da Bolu Gençler Abant Spor Kulübünü kurmuşlar. Ben de 1954 yılında rahmetli Turgut Hitit'in daveti ile ilk defa Abant Spor Kulübü'nün genel kuruluna katıldım. O günden Bolu Spor kuruluncaya kadar Bolu Spor'un üyesi ve taraftarıydım. Bir kulübü idare etmek, yaşatmak çok zor. Genç yaşımızda bunları yaşadık, gördük. Günün birinde demin bahsettiğiniz rahmetli Orhan Şeref Apak'ta
Türkiye'deki şehirlerde yerel kulüpler birleşsinler, o şehrin adını alsınlar, onları ikinci lige alacağım dedi. Şahsen ben Amasyaspor Kulübü'nün yürütülmesinde çok sıkıntılı bir durumdaydım. Tabii bir yönetim var, ben de yönetim kurulundaydım. Bu bahsettiğimiz iki kulüp zamanla rakip olmaktan öteye birbirine düşman iki kulüp haline gelmişti. Yöneticiler birbirlerini aşağılarlar. Futbolcular birbirlerine düşman gibi bakarlardı. Bu durumu ben hiçbir zaman hazmedemedim. Ve rahmetli Orhan Şeref Apak'ın bu teklifi bize bir boğulmak üzere olan kişiye atılan can yeleği gibi geldi. O zaman 33 yaşında bir genç banka müdürüydüm. Şimdi 85 yaşından 4 ay almış birisiyim. Bolu Gençlik Kulübü'ne, yöneticilerine, rahmetli Hulki Avlacıoğlu'na ilk defa fikrimi açtım. Birbirimize karşı sevgimiz, saygımız vardı. Teklifimi Bolu Gençlik Kulübü'ne götürdü. Birkaç gün sonra "Ayhancığım, bu birleşme olmuyor ki açıklamakta bir his yok. Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın. Avukat Doğan İleri. Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın. Cahit Sinan, beden eğitimi öğretmeni o zaman Bolu Gençlik Kulübü'nün futbolcularındandı. Bunlar şiddetle karşı çıkıyorlar. Bir Amasyasporlu birleşme teklif ediyor. Bunun altından bir şey çıkar diye. Ben bu konuşmadan bir yıl önce Amasyaspor Kulübü'nde bir tüzük değişikliği yaparak profesyonel futbol şubesi olur diye bir madde ilave ettirmiştim. Fakat futbol federasyonuna tescil ettirmedik. Bu husus hatırıma geldi. Hulki Bey bunu söyleyince tekrar davet ettim. Dedim Hulki Bey, kusura bakmayın, ben sizin 5 en güzel futbol oynayan futbolcularınızı alacağım. Alamazsın dedi. Çünkü o zaman aynı ayardaki kulüpler birbirlerine futbolcu veremezdi. Bir gereksiz sirkülasyonu önlemek için federasyon böyle bir karar almıştı. Dedim biz sizin durumunuzda değiliz. Amasyaspor Kulübü'nü biz profesyonel yaptık. Bu teklifim Bolu Gençlik Kulübü'ne gidiyor. Hatırladığım kadarıyla o zaman yönetimde bulunan Orman Başmüdürü Bahattin Ayık rahmetli diyor, Ayhan Tüzün doğru söylemiş diyor, alır futbolcularımızı. Bu baskıya dayanamadı Bolu Gençlik Kulübü yöneticileri. İsteksiz bir şekilde, ben kısaca anlatıyorum, bunlar, bu konuşmalar aylar sürdü. 3-4 ay sürdü. Sonuçta olumlu bir ortam yarattık ve rahmetli ağabeyim Cahit Tüzün'le rahmetli Cemal Gün, o zaman
valilikte özel kalemde çalışan bir memurdu. Spor işleriyle uğraşırdı. Adapazarı'na gittiler. Sakarya Spor Kulübü'nün tüzüğünü alıp getirdiler. Onun için ben Sakarya Spor bizim ağabeyimizdir diye bahsederim bahsederken. Tüzüğü hazırladık. Konuşmalar, görüşmeler oldu. Sonuçta Bolu Spor'u kurduk. Hayırlı uğurlu olsun. Ve bugünlere geldi. O günkü durumla bugünkü durumu karşılaştırıyorum da bana yaptığımız işin büyük bir şey olduğunu fakat nasıl başardığımızı ben de şaşkınlıkla izliyorum yani. Hakikaten çok zor. Birbirine zıt iki kutbu birleştirdik. Bolu Spor tek vücut oldu. Partiler üstü bir seviyeye geldi. O zamanlar bir de particilik, acı particilik vardı. Birbirleriyle konuşmazlar bilmem ne. Bir parça bugün de onları yansıtıyor. Bunlara da üzülüyorum, çok üzülüyorum. Halbuki şu memleket hepimizin el birliğiyle memleketimizi kalkındırabiliriz. Neyse, konumuz futbol. Bolu Spor'dan bahsedelim. Evet. Bolu Spor'a her kulübe olduğu gibi, her cemiyete, derneğe olduğu gibi bir üye olma koşulları vardır. Bolu Spor'a üye olma koşulu nedir? Belli şartları mutlaka vardır. Bu şartlar nedir? Kaç yılda bir genel kurul yapılır, yaparsınız? Vallahi Bolu Spor'a gönül vermiş, 18 yaşını bitirmiş kişiler yasaklı olmamak kaydıyla yasaklı kişiler kulüplere üye kaydedilmezler. Müracaat ederler. Bolu Spor Yönetim Kurulu alınmasında bir karar, bir zarar görmediği takdirde alır. Yıllık bir ödentisi vardır. Onları öderler. Bolu Spor'un her yıl genel kurulu yapılır. Fakat yönetim kurulları 2 yıl süreyle seçilir. Peki Ayhan Bey, Bolu Spor'da bir iç denetimden bahsediliyor. Nedir bu iç denetim? Bir yönetim kurulu var. Kulübün yönetilmesine yönelik bütün ağırlık bu yönetim kurulunda olması gerekir. Diğer derneklerde denetleyiciler kurulu gibi mi yoksa Bolu Spor'un ayrıcalıklı bir iç denetim organizasyonu mu var? Dernekler yasasına göre kulübü yönetim kurulu idare eder ve yasal olarak da denetleyiciler vardır. Bolu Spor Kulübü'nde 9 asil, 9 yedek olmak üzere yönetim kurulu üyesi seçilir. Fakat sonraki yıllarda bu tüzük hükmüne aykırı olarak 30 kişi, 40 kişi, 50 kişi, 60 kişi yönetim kurulu üyesi yapıldı. Bir itiraz olmadığı için bunlar görevlerini yaptılar. Yoksa tüzük hükmüne göre 9 kişiden fazla yönetim kurulu üyesi olamaz. Olamaz. Bugün de öyle. Denetleyiciler de 3 kişidir. Bunlar da denetim kurulu da yönetim kurulu da 2 yıldır her yıl mali kongre yapılabilir. Şimdi Bolu Spor'da bunlardan ayrı olarak
geçmiş dönem başkanlarımızdan Sayın Necip Çarıkçı döneminde Yüksek Divan Kurulu adı altında bir oluşum ortaya çıkarıldı. Bu oluşum 15 kişiden teşkil ediyordu. 15 kişinin belediye başkanımız, il genel meclisi başkanımız ve baro başkanımız doğal üye olarak seçimsiz girerler. 12 kişi de üyelerden seçilir. Yalnız Yüksek Divan Heyeti'ne seçilebilmek için bazı kurallar konulmuştur. Bunlar en az 2 yıl başkanlık yapmış olmak veya 4 yıl yönetim kurulu üyeliği yapmak veya en az 5 yıl Bolu Spor Kulübü'nde bilfiil spor yapmak. Spor dallarının herhangi birinde. Bunlar seçilirler. Bunun görevi yönetim kurulunun talimat verme yetkisi yoktur. Kulübü yönetim kurulu yönetir. Ancak Yüksek Divan Heyeti gerekli gördüğü konularda, mali konularda, sportif konularda yönetim kuruluna önerilerde bulunur. Bu öneriler yönetim kurulu tarafından yapılır veya yapılmaz. Şimdi evet. En önemli madde genel kurulda kabul edilen bütçenin %20 fazlasına kadar yönetim kurulu harcama yapabilir. %20'den yukarıya Yüksek Divan Kurulu'nun izin vermesi gerekir. Yalnız şunu açıkça söyleyeyim. Bugüne kadar bu lazimeye, bu kurala kesinlikle uyulmamıştır. Nedir? Bütçenin üstünde harcama yapanlar %20'nin üzerinde borçlanmalar tamamen bu borçlanmayı yapanların üzerinde kalır. Ben iki dönem Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı yapıyorum. Birkaç defa yönetim kuruluna gerekli önerilerde bulunduk. Yalnız şunu gördüm. Yönetim kurulu üyelerinin akıl almaya ihtiyaçları yok. Yönetim kurulunun en büyük gereksinimi onlara göre para bulma. Bizim de şahsen para bulma gibi bir şansımız yok. Onun için bu madde yürütülememiştir. Ve Bolu Spor'un lehine olmamıştır bu durumda. Şimdi Yüksek Divan Kurulu'ndan bahsettiniz. Yüksek Divan Kurulu önemli işlevsel görevleri olan bir kurul diye algılıyorum. Yüksek Divan Kurulu görev ve yetkileri ile yaptırım gücü nedir?
kime karşı sorumludur Yüksek Divan Kurulu? Yüksek Divan Kurulu direkt genel kurula karşı sorumludur. Demin bahsetmiştim. Mali bakımdan harcamaları rahatlıkla yapabilir. Harcamayı yapar mı, denetler mi? Yönetim kurulu yapar, evet, harcamaları. Denetleme diye bir şey yok. Hayır, Yüksek Divan Kurulu bu arada yönetim kurulunun yapmış olduğu bu harcamalarla ilgili konuda karar verme yetkisine sahip midir? Hayır, hayır. Yalnız rakam olarak genel kurulda kabul edilmiş bütçede %20 fazlaya kadar bir harcama yetkisi vardır. Ki bu her defa aşılmıştır. Aşılan kısım için Yüksek Divan Kurulu'ndan izin alması gerekirken bugüne kadar böyle bir istekle karşılaşmadık. Fakat genel kurullarda göreceğiz. Harcamalarda bir bu nazimeye uyulmamıştır. Bu son yönetim kurulu değil, ondan önceki yönetim, yani Yüksek Divan Kurulu kurulduktan sonraki yönetimlerde buna hiç uyulmamıştır. İltifat etmemişler. Evet. Şimdi Bolu Spor Genel Kurul toplantısı yapılacak. Oluşacak yeni yönetimden mutlaka bir takım beklentileriniz olacaktır. 65 yılından bugüne kadar Bolu Spor'un kuruluşunu ele alıp, inceleyip bir kitap yazdığınıza göre belli bir deneyime sahipsiniz. Belli bir güçlüklerin neler olduğuna şahitsiniz. Yeni yönetimlerden beklentiniz nedir? Ama cevaba başlamadan önce kısa bir reklam arası veriyoruz. Ondan sonra devam edelim. Evini yenileyecekler. Murat Ticaret'te ihtiyacınızı hemen alın. 20 ay taksitle rahat rahat ödeyin. Yatak odaları, yemek odaları, koltuk takımları, oturma grupları, baza ve yataklar, deko ürünleri, cep telefonları. Tüm ihtiyaçlarınız Murat Ticaret'te 20 ay taksitle. Murat Ticaret. Evlenenlerin evini yenileyeceklerin adresi. Şimdi Sayın Tüzüm, reklamlardan önce bir soru yönelttim. Belki unutmuş olabilirsiniz, hatırlatma amaçlı. Hangi iş olursa olsun başarıya ulaşabilmek için mutlaka bir takım deneylerin yaşanmış olması lazım. Siz başından itibaren kulübün bugüne gelinceye kadar içinde olduğunuza göre, görev aldığınıza göre, bununla ilgili bir yayın organı da çıkardığınıza göre, bugün Bolu Spor Yönetim Kurulu'ndan beklentiniz nedir? Ne olacaktır? Yarın seçim yapılacak, öbür gün seçim yapılacak. Yeni yönetimlere siz kendi yaşadığınız deneyimleri, tüzük gereği olması gerekenlerle ilgili olan konuda yeni yönetime bir dizi tavsiyeleriniz olacaktır. Bu nedir? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Şimdi bir defa Yüksek Divan Kurulu ile ilgili görüşlerimi anlatayım. Bu genel kurulda 4 yıl hizmet verecek Yüksek Divan Heyeti ...17 asil... ...7 yedek üyesi seçilecektir. Yalnız
Bu 17 kişinin 4 kişisi doğal üyedir. Ben demin 3 doğal üyeden bahsettim. Bolu Spor belgeselinde etraflıca anlattığım gibi Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı'nın da Yüksek Divan Heyeti'nde olmasının faydalı olacağı tezimi gerçekleştirdiler. Genel kurulda, geçmiş genel kurulda Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı da doğal üye olarak Yüksek Divan Heyeti'nin üyesi oldu. Şimdi 13 üye seçilecek, söylemiş olduğum koşullar dahilinde. Neydi bunlar? Ya 2 yıl başkanlık yapmış olacak, ya 4 yıl yönetim kurulu üyeliği yapmış olacak veyahut da 5 yıldan az olmamak üzere Bolu Spor'da herhangi bir dalında sporculuk yapmak. Şimdi benim bu yeni Yüksek Divan Heyeti'ne bir önerim var. Bugüne kadar başkanlık yapmış arkadaşlarım, kardeşlerim buraya seçilebilirler, seçilme hakları var. Tabii kendileri isterlerse. Bu fikrimi bir toplantıda açtığımda elime bir kağıt tutuşturdular. Dediler ki bir tencerede iki koçbaşı pişmez dediler. Yakut atasözüymüş. Güldüm ve hemen konuşmamı kestim ama burada devam ediyorum. Bolu Spor'a yönetim kurulları ile birlikte hizmet vermiş eski başkanlarımız, ben isimlerini de söyleyeceğim, burada yazmıştım. Sayın Necdet Gören, Sayın Yüksel Ceylan, Sayın Yener Bandakçıoğlu, Sayın Yılmaz Becikoğlu, Sayın Süha Alpaslan, Sayın Mehmet İnceayan, Sayın Necip Çarıkçı, Sayın Emin Semercioğlu, Sayın Abdullah Abat ve Sayın Savaş Abak. Bunların haricinde Bolu Spor'da Sayın Mustafa Çizmecioğlu birkaç ay başkanlık yaptı fakat sağlık durumunu bilmiyorum. Bir de Sayın Tevfik Türes'in 20 gün başkanlık yaptı. Bunu da bilgi olarak aktarayım. Ve yönetim kurulları Yüksek Divan Heyetinin gerekli olduğunu kabul etsinler. Ben açıkçası oyun bozanlık yapmamak için bu konuda görevimi yapmadım. Hep beraber yapmadık. Eğer bizim uyarılarımız dikkate alınmaya başlansaydı her dönemde birçok hatalar yapılmıştır. Bu dönemde de yapılmıştır. Bu hatalardan dönülebilirdi. Ben bunları saymayacağım. Yapılırsa çok iyi olur. Bu arkadaşların haricinde 4 veya 5 kişi daha mutlaka genel kurulda bulunur. Şahsen ben bu yaştan sonra yönetimlerde görev almak istemiyorum. Fakat Yüksek Divan Heyeti'nde görev verilirse onu yapmaya çalışırım. Çünkü iyi kötü bir deneyimimiz var. Bunun ötesinde
bir teklifinde eğer genel kurul kabul ederse artık Bolu Spor'u şirketleştirmemiz lazım. Oraya geleceğiz. Ondan sonra soruları atladın diye bana sitem edersin. Oraya geleceğiz. Pekala. Şimdi oraya gelmeden önce Yüksek Divan Kurulu'nun kulüp içinde bayağı bir yeri, ciddi yeri, ciddi görevi, sorumluluğu var. Var. Şimdi akla gelen şu, Bolu Spor Kulübü Başkanı veya yönetimin istifası halinde işlemleri kim yürütür? Yüksek Divan Kurulu mu yürütür? Ne olur? Boşta mı kalır? Kayyum mu gelir? Hayır. O kayyum işini Sayın Necip Çarıkçı döneminde bu tüzük konulmuş. Bu da ihmal edilmemiş. Yönetim kurulu istifa ederse veyahut herhangi bir nedenle görevden alırlarsa Yüksek Divan Heyeti'nin 3 kişilik grubu başkan, başkan yardımcısı ve sekreterden ibaret çalışma grubu vardır. Buraya görev verilir. Bunlar bütün şirketin görevlerini üstlenirler yasal olarak. Bir ay içinde de genel kurulu toplayıp 7 yönetim kurulu seçimini sağlarlar. Evet. Peki Yüksek Divan Kurulu'nun sporcu alışverişinde yetkisi var mıdır? Hayır. Tavsiye mi de bulunur yoksa şu 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 alınsın diye isim mi belirtir? Böyle bir yetki var mıdır, tanınmış mıdır tüzükte? Ben genel olarak önerilerde bulunur dedim. Bu futbolcu alımında da olur, mali işlerde de olur. O bakımdan kabul edilir veya edilmez. Çünkü işi yürüten yönetim kurulu. Yüksek Divan Heyeti'nden bir öneri gelirse onu değerlendirirler. Yaparlar veya yapmazlar. Mutlaka yapılacak diye öyle bir şey yok. Kural yok diyor. Ve yönetim kurulu bu konuda serbest çalışır. Şimdi kulüplerin sadece Bolu Spor değil, Türkiye'deki bütün kulüplerin, büyük küçük bütün kulüplerin tek sıkıntısı ekonomik durum. Bunun için bazı yerlerde işte şirketleşmeye gidilmesi gerekir. Bazı yerlerde başka sistemlerin uygulanmaya başlanması gerekir gibi söylemler devam edip gidiyor. Siz 65'ten bu tarafa gene yaşamış olduğunuz deneyimlere göre Bolu Spor'un ekonomik olarak bağımsızlığı için ne düşünüyorsunuz? Ne düşündünüz? Ne olması, nasıl olması lazım? Efendim şimdi bana göre Bolu Spor'un olmazsa olmazı var. Artık Bolu hemşerilerimizden sağ olsunlar, desteklediler maddi manevi. Yani bıkma noktasına geldi artık. Bunun için Bolu Spor'un 50 sene oldu. Rüştünü ispat etmiş olması lazım. Mutlaka şirketleşmesi lazım. Ben bu fikrimi 5 yıl önce çalışkan belediye başkanımız Sayın Alaaddin Yılmaz'a anlattım. O da bana aynen Ayhan abi biz de düşünüyoruz fakat çok zor dedi. Aslında zorluğu ben de biliyorum. Ve hatırıma şu geldi. Ben hangi zorluklarda iki düşman kuvveti birleştirdim, Bolu Spor'u kurdum.
bir şey açıklayayım. Bu şimdiye kadar bilinmeyen bir şey. Bolu Spor'u kurdum diyorum, ben kurdum evet, ama kurucular var. Kurucular nasıl tespit edildi? Bir gece abimle Bolu Spor'a yardım olabilecek 38 kişiyi tespit ettik. Bu kurucuların faydası oldu. O günkü zorlukları görünce bugün mecburuz Bolu Spor'u şirketleştirmeye. Zorluk değil. Burada kimse kusura bakmasın. Kulüp bana medyun kalsın zihniyeti mi var? Bir gün A, bir gün B, öbürsü gün C kulübe çıkıyor. Bu kulüp bütün Bolu'nun kulübü. Herkesin burada görev yapma mecburiyeti de var. İsterlerse tabii mecburiyeti var. Yardım etmeye de mecburuz. 3-5 kişiye, yalnız başkanlara, yönetim kuruluna yüklüyoruz işi. Çok sıkıntı içinde kulüp idare ediyorlar. Fakat Bolu Spor'un patronu olduğu bir şirket kurduğumuzda, ki onunla ilgili bir fikir geliştirdim. Bunu aktarabilirim. Tabii. Bu ilk ağızda 5 trilyonluk bir şirket. Bunun 20 kişi 100'er bin lira. 30 kişi 50'şer bin lira. 50 kişi 10'ar bin lira. Ve en enteresanı 1000 kişi 1000'er lira ile ortak olacaklar. 1100 kişi. Yani ben Bolu Spor'u 1-2 kişinin elinde değil, bütün Bolu'nun kavrayacağı bir şirketle idare edilmesini istiyorum. Ve burada patron Bolu Spor olacaktır. Bolu Spor Genel Kurulu olacaktır. Bu şirketin yönetimi nasıl olacak? Onu da aktarayım. 100 bin liralık ortaklar 20 kişi, şirket yönetimine 5 üye verecek. 50 bin liralık ortaklar 30 kişi, 3 üye verecek. 10 bin liralık 50 kişi, 2 ortak, 2 yönetici verecek. 1000 kişilik grup 1 üye, 11 kişiden müteşekkil bir yönetim kurulu olacak. Fakat denetleme, patronlar grubu diyeyim, A, B, C'de 100 bin, 50 bin, 10 bin liralıklar bir denetim üyesi denetçi koyacak. 1000 kişilik grup 2 denetleyici. Yani 3 kişilik bir denetim. Yönetim büyük para verenlerde, denetim az para verenlerde. Taahhütlerin Türk Ticaret Kanunu'na göre zorunlu %25'ini ödeyecekler. Ve başka para istenmeyecek. Bu benim düşüncem tabii. Kararı genel kurul verir. Benim önerim bu. Evet. 100 bin liralık ortak 25 bin ödeyecek. 50 bin liralık ortak 12.500, 10 bin liralık ortak 2.500, 1000 liralık ortak 250 lira. Burada Bolu Spor için en aşağı 2 ortak 200 bin lira taahhütte bulunmasını ben tavsiye ediyorum ki onun yatıracağı 50 bin liralık peşinatı benim
Bolu Spor'a armağan etmiş olduğum Bolu Spor belgesel kitaplarını bizzat satarak kampanyayla 60-70 bin lira oradan gelir. Bolu Spor'a hiç rahatsızlık vermeden karşılanacak. 1000 liralık ortaklar da göreceksiniz herkes tarafından 250 lira çok bir şey değil. Veremeyenlere de yine onlara da koltuk çıkılacak. Taksitle falan bu iş gerçekleşebilir. Kar nasıl taksim edilecek? Bu Bolu Spor kısa zamanda çok büyük gelir elde edecek. Benim önerim %50 isim hakkı olarak Bolu Spor'a verilecek. %50 ortaklara dağıtılacak. Ortaklara da taahhüt miktarları bitinceye kadar karları taahhüde verilecek. Ondan sonra ortaklar kendilerine gelen hisseleri Bolu Spor'a bağış eder ve etmez. Onların bileceği iş. Ben bu fikri sondaj yaptım. Sanayide bir kardeşime anlattım. Çok heyecanlandı. Ayrılırken Ayhan abi dedi 100 bin liralık, 50 bin liralık, 10 bin liralık bir hepsinden de bana birer tane ayıracaksın dedi. Dedim ben ayırmayacağım. Bu benim önerim. Önce genel kurul yeni seçilecek yönetim kuruluna şirket kurulması hakkında yetki verecek. Öneride bulunacak, karar alacak. O zaman bu karar alınırsa yönetim kurulunun yanında bir defer olarak ben de varım. Büyük taahhüt, ben kendim de ortak olacağım. Ve 100 bin liralık ortak 20 kişi aslında çok az. Çok az. Fakat ben bunu bu şekliyle takdim edeceğim. Değişiklik yapılırsa genel kurul üyesidir. Bir başka kişiyle konuştum ki o da ortak olacaklardan. Teklifimi heyecanla kabul etti. Yalnız dedi Ayhan abi dedi kar dağıtımını ben öyle istemiyorum dedi. Nasıl olacak dedim. Ben de anlayamadım önce. %75 Bolu Spor'a verilir, %25 ortaklara dağıtılır dedi. Ben dedim, Allah'tan istedim bir göz, Allah verdi iki göz. Bir başka arkadaşımla konuştum, iki kişiyle daha. Gereken neyse yaparız dediler. Çok sevdiğim, ismini vermem, yakınım. Bolu Spor'a çok faydası olan bir firma yok dedi olmaz bir şirket dedi. Yürümez dedi. Ben yürümez demesinin nedenlerini biliyorum. Çünkü şirket kurmak isteniyor. Benim gibi geniş kapsamlı bir şirket düşünmüyorlar. Geniş kapsamlı olursa olmazsa bu şirket iyi iş yapamaz. Patronlara Bolu Spor vasıtasıyla para aktarılıyor denir. Bu şirket inşaat yapacak. Bu şirket sağlık işlevi yapacak. Bu şirket eğitim işlevi yapacak ve gelir getiren ticari işler yapacak. Evet, şirketin devamını gene şu kısa reklamlardan sonra yaparız, devam ederiz diye düşünüyorum. Kısa bir reklam arası. Yemek odaları, koltuk takımları, oturma grupları, baza ve yataklar, Beko ürünleri, cep telefonları. Tüm ihtiyaçlarınız Murat Ticaret'te 20 ay taksitle. Murat Ticaret, evlenenlerin evini yenileyeceklerin adresi.
Evet, şirketleşmenin, kulüp şirketleşmesinin faydalarını bir nebze anlattınız. Gene gelecekle ilgili kulüp şirketlenmesinin ne durumda, hangi çizgide, ne tür faydaları olacaktır, söyleyecekleriniz varsa kaldığımız yerden devam edelim. Yoksa ben bir başka soruma geçeceğim. Buyurun. Şimdi Bolspor Kulübü'ne şu ana kadar, kurulduğu günden bugüne gelmiş geçmiş belediye başkanlarımızın yardımları olmuştur. Belediyenin, belediye başkanlarımızın yardımı olmadan kulübü ayağa kaldırma şansı pek de olmamıştır. Bu konuda başkanlarımıza ait ne söyleyeceksiniz, ne diyeceksiniz? Efendim, şimdi Bolspor Kulübü belediye başkanları bakımından gerçekten çok şanslı bir kulüp. İlk başkanımız rahmetli İsmail Üzer. Yönetim kurulunu, affedersiniz, ben tayin ettim. 5 Aban Spor Kulübü'nden, 5 Bolu Gençlik'ten üye. Bir de belediye başkanı, 11 kişi. Orada görev taksimi yapılacak ve Bolu Gençlik Kulüpliler hararetle benim ne yapacağımı, ne söyleyeceğimi bekliyorlar. İsmail abi büyük olarak dedi ki, sağ olun beni de aranıza aldınız gençler dedi. Yönetim taksimi yapılacakmış. Ben toplantıyı açıyorum, buyurun konuşun dedi. Ben söz istedim, dedim. Bolspor Kulübü Başkanlığı'na belediye başkanı olarak İsmail Özer abimizi teklif ediyorum dedim. Bolu Gençlikler şaştı kaldı çünkü, affedersiniz, ben ne dersem o olacaktı orada. Ben bu işleri iyi düşünen bir insanım. Hiç de doğru bir şey olmayacaktı. Şaştılar, oy birliğiyle başkan yaptık. Doğaneleri rahmetli dedi, o zaman ikinci başkan dedi, ayağın tüzün olsun dedi. Ben dedim, hakkımı kullandım dedim. Hakkımı başkan olarak. İkinci başkan da dedim, Sayın Doğaneler olacak dedim. Aramızda hiçbir konuşma yoktu. Doğaneler oldu. Ve böylece işi tatlıya bağladık. İsmail abi elinden geldiğince yardımcı oldu. Ondan sonra iki senelerde Kamil Bilgehan başkanlığı aldı. Gelelim belediye başkanlıklarına. Muzaffer Işın abi, Bolu Spor Kulübü'ne zor üye yaptım rahmetliyi. Karşılıklı sevgimiz, saygımız olmasına rağmen önce Bolu Spor Kulübü'ne üye olmak istemedi. Çünkü ne olacağı belli değil. Çoluk çocuk bir kulüp kurmuş. İsminin oraya girmesini pek istemedi gibi. Mazeret olarak da Beşiktaş Kulübü'nde genç takımında futbolun, Muzaffer abi imam derdik biz ona. Bolu Gençliği'nin en kral futbolcusuydu zamanında. Ben yılmadım, heyetler teşkil ettim, ormancılardan falan gittiler, bastırdılar, zoraki kabul ettirdik. Ondan sonra kulüp başkanımız da oldu, Allah razı olsun. Ve çok faydası oldu. Ondan sonraki başkanlarımız, Sayın Necdet Gören başkanlığındaki yönetim kurullar çok başarılı oldu. Belediye olanaklarından Bolu Spor'a da, Bolu Kalkınma ve Tanıtma Vakfı'na da çok faydalı
faaliyetlerde bulundu. Onda da şanslıydık. Ondan sonra Sayın Yüksel Ceylan, o da başkanlığı döneminde elinden geldiğince Bolu Spor'a yardım yaptı. Mesela Bolu Belediyesi fırını verdi, bilmem işte oto işletmelerinden falan paralar. Şimdiki başkanımız çok işleri başaran sevgili kardeşim Sayın Alaaddin Yılmaz'ın Bolu Spor'a katkıları saymakla bitmez. Hala devam ediyor. Ve devam ettirmesini de diliyorum. Ve bu da Bolu Spor'un bir şansı. Ve şayet şirket yönünde Sayın Alaaddin Yılmaz da el atarsa bu şirketi kurmamız daha kolay olacak. Ben buradan çok ümitliyim. Bu her kulübe nasip olmaz. Bolu Spor bu bakımdan, belediye başkanları bakımından çok şanslıydı. Şanslı. Hepsine teşekkür ediyorum. Rahmetli olanlara da rahmet diliyorum. Evet. Şimdi bir Bolu Spor belgesini çıkardınız. Büyük emeklerin sonucunda ve gözlemleriniz sonucunda Bolu Spor'da kuruluşundan günümüze kadar içinde yaşadığınız olumlu olumsuz sorunların sonucunda sizi bir kitap yazmaya mecbur eden sebepler mutlaka vardır. Bu sevgi, bu aşk nereden doğdu? Böyle bir kitap yazma işi niye ihtiyaç hissettiniz? Böyle bir belgeselin olması gelecekteki kuşaklara bir vesika, bir belge olsun diye mi buna el attınız? Yoksa Bolu Spor'un doğumundan itibaren ne tür olayları yaşayıp yaşamadıklarını kamuoyuna bilgilendirmek amacınız mı vardır? Bu kitap nasıl çıktı? Belgesel fikri nereden doğdu? Efendim, yaş biraz ilerleyince yolun sonu görülmeye başlanınca insan da ister istemez bir hayat muhasebesi yapıyor. Bolu Spor'u kurdum diyorum, iftihar ediyorum. Ben tek başıma kurmadım. Kurucuda hep beraber çalıştık, kurduk. Çok sıkıntılı günler geçirdik. Bilmem ne yaptık. Düşündüm, taşındım. Bolu Spor'un ilk gününden itibaren notlarım var. Bu notlar hastalık halinde. Hala devam eder şimdi. Bolu Spor'un maçları ve her hafta sonunda Bolu Spor'un durumu. Futbolcuların isimleri. Kim gol atmış? Kim girmiş? Kim çıkmış? Bolu Spor'a hangi futbolcular gelmiş? Kim yöneticiler, kimler? Bunlar yazılı. Bir getirsem böyle kitaplar, notlar. Ha, bu arada Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın abim Cahit Tüzün. O benden de hastaydı. O da ayrıca tutmuş. Abimin vefatından sonra ben hemen karar verdim. Bu bilgileri, belgeleri biz tutmayacağız. Çünkü bizdeki belgeler, bilgiler Bolu Spor'da da yok. Federasyon'da da yok. Şimdi 2011'den sonra galiba veya bilmiyorum,
bu bilgisayara falan kaydediyorlar. Eski kayıtlar hiç kimsede yok. Bu yaptığım belgesel Türkiye'deki spor kulüplerinde benim bildiğim kadarıyla, yanlış olabilir, bir tek Fenerbahçe'de var, bir de bizde var. Bir de iddiam şudur, belgeselde verdiğim bilgilerde kesinlikle yanlış yoktur, hata yoktur. Noksan vardır, yazamadım ki çok şey var. Çünkü herkes Bolu Spor'la ilgili bir anısı var. Aryan abi bunu da yaz, bunu da yaz. Halbuki Bolu Spor'un bir yıllık çalışması bir belgesel kadar yapar. 510 sayfalık bir belgesele bunları sığdıramazdım. Ve her bilgi elimizde hazır olmasına rağmen 3,5 yılda tamamlayabildim. Bu da başarı. Sayın Necip Sörgüsü'nün başkanlığı zamanına denk gelir. Onunla da ilgili bir sitayişim var. Bitirdik kitabı. 42 bin liraya mal oldu bana. 21 reklam alalım dedik. 11 tanesini ben bulacaktım, 10 tanesini Necip Bey bulacaktı. Ben sözümün geçenlerle görüştüm falan, gittim. Necip Bey'de tık yok. Abi sen ne yaptın dedi. Ben dedim üzerime düşen görevi yaptım. Ben bilmiyorum tabii, onun da hazırlığı varmış kendine göre. Reklamlarda birkaç arkadaş da o buldu. Hadi gel dedi, beraber belediyeye kadar bir gidelim. Sevgili Alaaddin Yılmaz'ın yanına gittik. Dedi Ayhan abi belgesel hazırladı dedi. Belediyeden reklam istiyoruz dedi. O toplantıda siz de vardınız. Hatırlarsınız. Altı reklam verdi belediye başkanımız. 2000'den 12 bin lira. Uzatmayın, 32 bin liralık reklam topladık. Bakiyesi benim kendimden çıktı. Helal olsun. 1250 kitap basıldı. Ben 5000 düşünüyordum. 1250 kitabın 250'sini yanıma aldım. Bunları ne yaptım? 18 Süper Lig kulüplerine gönderdim. 18 bizim ligde kulüplere gönderdim. Bunlardan ayrı olarak zelzeleden zarar gören Van Spor'a gönderdim. Kuruculara armağan ettim. Yönetim kurulu üyelerine, yüksek divan kurulu üyelerine verdim ve akrabalarıma dağıttım, kalmadı. 1000 kitabı Bolu Spor Kulübü'ne hediye ettim. Onlar olduğu gibi duruyor. Onlardan da 20 tanesini sattım, 1000 lira Bolu Spor'a teslim ettim. Şimdi belgesel bizdeki bilgiler bütün Bolu'nun hakkıdır. Bolu Spor taraftan hepsinin hakkıdır. Onun için çıkarttım. Ve iftiharla evet, söylerim. Yalan yok, yanlış yok. Ve o kadar enteresan yazılar var ki ben Bolu Spor için yaptıklarımı o belgeseli yazarken gördüm. Sayın Yener Bandakçıoğlu da bir yazı yazdı. Benim zaten unuttuğum, çok büyük bir katkıda bulunmuşum. Ve bir kampanya düzenleneceği için
Bol Spor belgeseli hakkında mutlaka Bol Spor taraftarının almasını istiyorum. Bir insan tuttuğu kulübün geçmişini merak eder. Ne olmuş, nasıl kurulmuş? Tap diye kurulmadı. Ama ben hep iyi taraflarını yazdım. Bizleri üzen tarafları biraz es geçtim. Esas olan da iyi taraflarını yazmak, iyi taraflarını konuşmak, insanların birbirine olan saygısını gündemde tutabilmek için, sevgiyi yaşatabilmek için hep iyiliklerle ilgili olan konuları gündemde tutabilsek, bu dargınlıklar, kırgınlıklar, dövüş, kavga da olmaz diye düşünüyorum. Çok şimdi, doğru. Ya, Sayın Tüzün, bizim yaptığımız programların prensip olarak sonuna geldiğimizde izleyenlerimize bir mesajınız var mıdır diye soruyla noktalamak istiyorum ve böyle yapıyoruz zaten. Şimdi bütün bu konuştuklarımızdan unutulan herhangi bir şey olabilir. Hatırlatmak istediğiniz herhangi bir şey olabilir. Son sözler olarak bizi izleyenlere vereceğiniz mesaj nedir? Sayın Namdar, aşağı yukarı söyleyeceklerimi söyledim. Hayatta olan belediye başkanlarımıza Bolu Spor kurucusu olarak şükranlarımı sunuyorum. Ve şirket kurulursa belediye bizim bel kemiğimiz. Bizi ikinci derecede destekleyen il özel idaremiz. Onu da unutmayalım. Onların da büyük desteklerini gördük. Bolu Spor, şunu da anlatayım. Cumartesi günü genel kurul var. Yeni bir yönetim seçilecek. Bu konuşmayı ben genel kuruldan bir iki gün önce niçin istedim? Bir takım anlatımlarım var. Unutulmasın. Bu anlatımlar eğer göz önünde bulundurularak genel kurulda bu konularda gerek Yüksek Divan Heyeti hakkındaki önerim, gerek şirket hakkının kurulması hakkındaki önerim değerlendirilirse Bolu Spor'un lehine olacaktır. Bunun için ben iki adayımız var. Ben iki adaya da karşı değilim. İkisine de başarılar diliyorum çünkü ikisi de çalışmalarıyla kendilerini gösterdiler. Ve ikisine de teşekkür ediyorum. Tekrar yönetim kurulu için müracaat ediyorlar. Bu çok iyi bir şey. Bolu Spor taraftarları kimi seçerse seçsin, hangi yönetimi seçerse seçsin, ben onların yanındayım. Ve bilhassa şirket konusu olduğunda emirlerinde bir emir eri olarak onlara yardımcı olacağım. Maddi manevi. Evet. Benim sözlerim bu kadar. Evet. Bütün hemşerilerime selam ve saygılar sunarım. Teşekkür ederim Sayın Tüzün. Hem Köroğlu Televizyonu adına hem Bolu Spor sevdalılarının bilgilendirilmesi açısından onlar adına teşekkür ederim. Zamanımızı bu konuyla ilgili geçirdik, harcadınız. Ona teşekkür ederim. Değerli izleyenler, çocuk doğumundan sonra
belli bir yaşa geldikten sonra artık ilkokula başladığında hatta anaokulunda spor ile ilgili çok şekillenmiş bir takım bilgiler kafalarında olmasa da A kulübünü, B kulübünü tutma gibi sevdalar vardır. Bu sevdalar Bolu Spor kurulmazdan önce kimisi Fenerlidir, kimisi Beşiktaşlıdır, kimisi Galatasaraylıdır, kimisi Trabzonludur vesaire vesaire. Türkiye'de ne kadar büyük spor kulübü varsa bunlardan birisine sempati duymuştur. Onunla gururlanır, onunla yatar, onunla kalkar. Ama en koyu Fenerli, en koyu Galatasaraylı, en koyu Beşiktaşlı, Bolu Spor kurulduğunda hangi takımı tutuyorsunuz dendiğinde önce Bolu Spor'u, sonra öteden beri tuttuğum kulübün tutuyorum diye ismini söyler. Böyle bir sevdanın içinde insanlarımızın sporla ilgisi olsun olmasın, geçmiş dönemlerde 70-80 yaşındaki insanların maçlara girip maçı izlemesi, o heyecanı yaşadıklarını bizzat gördük. Ha bu bir sevgi işidir. Bu bir Bolu'nun isminin Türkiye genelinde duyurulması işidir. Bolu'nun reklam aracı gibi değerlendirilmesi gerekir. Bu yönüyle Bolu Spor'un kolundan kanadından tutmak vatandaş olarak görevimizdir diye düşünüyorum. Bu duygularla sizlere iyi akşamlar, sağlıklı gelecekler diliyorum.